camimizin minaresinin eskidiğini gördük ve şu an Erzurum'a dağcılık eğitimi için geldik. Minareler biraz sarp yerlerde olduğu için. Mesela vinç kullanma ihtimalimiz olmuyor. Sarp olduğu için iskele kurmak gerekiyor. Bu da çok maliyetli olduğu için dağcılığa da önceden ilgim olduğu için bunu Mustafa Bey'le beraber yapmayı düşündüm. Uzanabildiğimiz tadilatı yaptık. Minaremiz kaldı. Minaremizin tabii tadilat şeyleri biraz masraflı olduğu için ben de zaten iple tırmanışı uzun zamandır düşünüyordum. Dedim ki hani hem başlangıç olarak, hayır olarak başlayalım bu işe. İnşallah baharın gelmesiyle biraz daha kendimi, pratiğimi yapıp kendimi geliştirdikten sonra bir belirli izin günümde burayı Allah rızası için böyle bir boyamayı düşünüyorum. Giresun Ey Nesil'de imamlık yapan Hüseyin Avni Öztürk tadilatıyla ilgilendiği camide minareyi boyatmak istedi. Fakat maliyetin 15 bin lira olacağını duyunca işte bu sefer kendisi girişti. Amatör olarak da dağcılıkla ilgilenen imam endüstriyel dağcılık eğitimi aldı ve 40 metrelik minareyi boyamak için de kolları sıvadı. Buradan uzanabildiğimiz tadilatı yaptık. Minaremiz kaldı. Minareyi boyatmak istedi. Fiyat pahalı gelince kolları sıvadı. Dağcılık eğitimi alan imam 40 metrelik minareyi boyamak için çalışmalara başladı. Kendimi geliştirdikten sonra bir belirli izin günümde burayı Allah rızası için böyle bir boyamayı düşünüyorum. Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Yarımca köyünde imamlık yapan Hüseyin Avni Öztürk, 1,5 yıldır görev yaptığı caminin tadilatı ile ilgilenmeye başladı. Cami ve çevresinde onarım yapan imam, dış cephesi yıpranan minarenin de boyanması gerektiğini düşündü. Boyama işleminin 15 bin liraya mal olacağını öğrenince işe kendisi koyuldu. İple tırmanışı uzun zamandır düşünüyordum. Dedim ki hani hem başlangıç olarak, hayır olarak başlayalım bu işe. Amatör olarak dağcılıkla da ilgilenen Öztürk, minare için endüstriyel dağcılık eğitimine yazıldı. İple tırmanış dersleri de alan imam, kursu başarıyla tamamladı. Bölge halkının da desteğini alan imam, şimdi 40 metrelik minareyi boyamak için çalışıyor. Belki bilmiyorum nasıl karşılayacaklar ama olumlu karşılarlar. Çünkü bunun hayır işi yapacağız zaten, minaremizi güzelleştireceğiz.